şöyle güzel bir söz var ya, hayaller Şampiyonlar Ligi, gerçekler Süper Lig diye bir şey var ya, böyle hani bu tür cümleler kullanılıyor. Tabii hayallerde şu var, sezon açılışına kaç transfer istiyorsanız onları getirip çalışmaya başlamak. Hayaller bu ama gerçekler böyle olmuyor. Bak Sörloth konusunu konuştuk. Sörloth konusunda 11 milyon, 12 milyon euro lazım size. Yani kulüplerimizin bu tür rakamları bulma ihtimali yok. Ve tabii ki şöyle bir şey var. Kulüplerimizin artık büyük isimler ya da işte parlamış isimler yerine parlama ihtimali olan isimler üzerinden scout yapmalarının daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bana scout ekibi Sörloth'u bulmasın yani. Hani her kulüp için söylüyorum. Bana scout ekibi Arjantin'de, Brezilya'da, Ekvador'da, işte Ekvadorlu santrafor var. Onları bulsun ve getirsin, çok ucuza alsın. Yani yoksa başka türlü altından kalkılamaz. Ondan sonra da bekliyorsunuz böyle işte. Sezon başlıyor, hala daha oyuncularınızı kampa yetiştirememiş oluyorsunuz. Devam edelim tekrar sorulardan. Zaten yine transfer gündemi akabinde ilerliyor. Yaklaşık 2 hafta önce çok genç bir isim anıldı Beşiktaş'la. İsveç'te Elfsborg'da forma giyen 19 yaşındaki Ondrejka. Onun son durumunu sormuşlar. Onu da bir Ya dinleyelim. onu bir kere alınırsa mükemmel bir transfer olur. Onu söyleyeyim. 19 yaşında bir oyuncu ama gerçekten sürati, çabukluğu, savunma arkasına yaptığı, depar kulvarlarına yaptığı koşular müthiş bir oyuncu. Ama ailesiyle ilgili bir problem vardı çözemediği. Ondrejka'nın onun beklentisi içerisindeydi. Ama Ondrejka'ya da Avrupa'dan da çeşitli talipler olduğu bilgisi var. Çeşitli basın mensuplarından okuduğumuz kadarıyla, yani ülke basınlarından okuduğumuz kadarıyla. Ben şöyle söyleyeyim, yani hani oldu olmadı demekten daha çok, eğer olursa gerçekten de hani zaman zaman Vodafone türbinlerini ayağa kaldıracak türden bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Bu işte son dönemdeki Kuzeylilerin çıkışı ile ilgili olabilir aslında bu ilgi, alaka. Bir isim daha var. O da daha önce aslında Fenerbahçe ile de anıldı diye biliyorum ben ama yanlışsam lütfen düzeltin beni. Dovbik. Dobik. Evet. 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 Üniformasını giyiyordu sanırım. Türkiye'de pek çok kulüple anıldı. Ama çok önde bir oyuncu değil şu anda. Onu net söyleyeyim. Yani yok, şu anda Beşiktaş'ta da önde değil, Fenerbahçe'de de önde değil. Şu anda önde bir oyuncu değil. Yani transferde ilk planda düşünülen oyunculardan biri değil. Onu özellikle söyleyebilirim. Ama tabii hani şartlar dedim ya, 10 tane isim yazıyorsunuz, 10'uncuya da gelip transfer yapabilirsiniz. Ben yöneticilik de yaptım. Yani biz stoper transfer edecektik Giresunspor'da. Sıralama yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 diye yazdık. 5.'yi aldık. 1.'yi almak istiyorduk. Gönlümüz 1.'yi almak istiyordu. 5.'yi aldık. Yani bunlar bu işin doğasında var. Onun için söylüyorum. Şu anda yok bildiğim kadarıyla, ama zaman içerisinde farklı şeyler olabilir, gündeme gelebilir. Yani şöyle söyler sonra İze, ya hiç yok demiştim bak alındı diyebilirler diye söylüyorum. Şu anda gündemdeki ön sıradaki isimlerden biri değil. Ama mesela Mehmet Bey, Jakob Ondrejka için bak net söylüyorum, yani gündemde ve ailesini ikna etme çabası içerisindeler. Gelirse de çok çok çabuk bir oyuncu. Tabii gençliğinin getirdiği bir dezavantajı var. Acaba orada bir sıkıntı yaşar mı? Ama uyumu sağladığı andan itibaren gerçekten de heyecanlandıracak bir oyuncu. Bir soru var. Mehmet Bey sormuş. 27 Haziran'daki kampa kaç transfer yetişir demiş. Yani şu andaki görüntü çok olumlu değil. Keşke söyleyebilsem. Yani gerçekten olumlu değil görüntü. Yani düşünülen isimler hemen hemen hepsinde bazısında maddi, bazısında kulüp bazlı problemler var. Mesela Romain Saiz belki biraz daha olumlu gibi görünüyor. Sörloth'ta problem var. Abdülkerim Bardakçı'da problem var. Yani oyuncuların Koray Günter'de problem var. Yani transfer açısından baktığımda işte mesela Jakob Ondrejka'da problem var. Yani kaç tane yetişir? Yani söylemek çok zor. Yani söylemeyeyim ben. Yani bir iki tanesini ama mutlaka yetiştirmeye çalışırlar. Aslında yetişir mi diye sormak lazımmış hani bu şeyde, süreçte. Diyorum ya, hayaller Şampiyonlar Ligi, gerçekler Süper Lig. Bazen böyle oluyoruz yani.
Ne yazık ki. Bu arada bir isim Beşiktaş'la ilgili bir açıklama yaptı. Hemen böyle sosyal medyada ağlı yürüdü. O da Yansane. Bir açıklama yapıyor. Diyor ki Beşiktaş'ta adının anılması ile ilgili konuşuyor. Umarım olur diyor ve diyor ki Yula gibi bir efsanenin giydiği formayı giymek onurdur diyor. Bir forvet o da. Evet, yani bu tür şeylere transfer döneminde çok sık rastlayacağız. Geçenlerde yine böyle bir şey söz konusu olmuştu. Ki bence de yani kötü bir şey de değil ama Poyan Palo var. Çaykur Rizespor'da oynayan ki ligin golcülerinden bir tanesi ve çok da gol attı. Vodafone stadının önünden kendisi bir fotoğraf paylaştı. Geliyor mu gelmiyor mu? Bunlar oluyor. Çünkü bunu bizde, yani bizde demeyeyim de yani bizim ülkemizde oynayan oyunculardan en iyi yapan Talişka'dır. Kendisine takipçi katmak için, Beşiktaş taraftarını tekrar ateşlemek için bunu çok yapıyor. Bazı oyuncular ya da o oyuncuların hesaplarını yöneten kişiler bu tür paylaşımlar yaparak belli kulüpleri dinamik ve ayakta tutmaya çalışıyorlar. Alternatif oluşturmaya çalışıyorlar kendilerine. Ben hani kulüp bu noktada bir açıklama yapmadığı sürece de herhangi bir şey söyleyemem. Şimdi gelecekler, adam olanlardan çok bahsettik ama biraz daha öyle yolu açık olsun gidenlerden konuşmak istiyorum. Bugün sabahta bir haber vardı Douglas'la ilgili. Fiyasko transfer olarak tarihe geçen ve sadece 454 dakika sahada kalan Douglas'a Beşiktaş servet ödemiş 3.9 milyon euro. Evet, böyle çok isim var gelip de, yani mesela Beşiktaş Laiç'e ne kadar ödedi acaba? Hesabı bir çıkarsanız, hesabı toplamayı çıkarmayı yapmak için bayağı bir matematik profesörü olmak lazım. Beşiktaş tam 14 oyuncusuyla vedalaşacak bir şekilde ki onlardan gelen kalan paralar da aslında kullanılacak paralar şekline dönüşecek, bir avantaj oluşacak. Ama Beşiktaş'ın bu tür hani 14 kişi göndermek, 12 kişi göndermek aslında sizin ne kadar yanlış yaptığınızı gösteriyor. Şöyle bir şey var, silginiz kaleminizden erken bitiyorsa çok büyük hatalar yapmışsınız demektir. Silgi daha erken bitiyorsa, Beşiktaş'ta da silgi daha erken bitmiş gibi görünüyor. Ha, Beşiktaş'ta mı sadece, Fenerbahçe'de de, Galatasaray'da da, zaman zaman Trabzonspor'da da silgi daha erken bitiyor. Öyle söyleyebilirim.